Vlogu başlattım arkadaşlarım. Biz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki vlogda bahsettiğim üzere pazara gidiyoruz. Balık alacağız. Annem bir şeyler alacak. Şunu alacaksın sen pazarda? Bakayım işte kafama göre bir şeyler. Tabii. Para çok. İzmir'e geldiğinden beri saça saça bitiremedim. Bitmiyor değil mi? Öyle ihtiyacı olan varsa Ayşe Bank'a şey yapabilirler. Tabii. Şey böyle esnaf desteği falan var ya, onun gibi vatandaş desteğisin yani. Milletini ciddiye sanıp şey yapmasınlar. Tefeci gibi. Şaka şaka. Bakalım pazarda neler var neler yok. Bu Bornova pazarı zaten. Bugün sebzeyle kıyafet oluyor. Çarşambayla pazar günleri. Tabii pazar yasak olduğu için pazar testleri oluyor. Bostanlı'ya gidelim. Beşe kadar dönemeyiz. Tertemiz göz doktoruna kadar dönemeyiz. 2 saat gidiyor mu? 2 saat geliyor. Aynen. Gidene kadar ayrı, dönene kadar ayrı. Bir de 2-3 vesaitle gidiliyor oraya. Anca. Bir vesaitleyiz. Aynen. Armağanla falan gitmek lazım oraya. O da şu an işte olduğu için. Böyle bir şey mümkün olmuyordu. Ay öyle işte. Vlogun devamını pazarda başlatırım muhtemelen, bakalım. Pazara geldik şimdi. Önce bir balık tezgahına uğradım. Balığı siparişini verdim, onlar temizleyecek. Şimdi sebze bölümüne geldik ama bir üst kata çıkacağız kıyafet bölümüne. Oradan annem şeye bakacakmış. Bebek kıyafeti mi? Bir tanıdığına bir şeyine. Köydekilere mi artık? Neyse. Onu birazdan öğreneceğim, açıklarım detaylı. Ondan bir üst kata kıyafetlerin olduğu yere çıkacağız. Bugün çarşamba, burada pek kıyafet olmayabilir üst katta, şöyle. Bakalım göreceğiz şimdi var mı yok mu. Bakınız efendim, pazarı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kalabalık ha, hafta içi olmasına rağmen baksana. Çoğu işte olması lazım. Millette iş mi kaldı anne, herkes işsiz kaldı. Evet, şu an kıyafet bölümüne doğru ilerliyoruz. Geldik. İşte burada. Aa, bugün daha fazla eşya var sanki. Biz geçen hani anneyle geldiğimizde bu kadar yoktu. Şundan bahsediyor. Baksır 5 liraymış bak. Ben de geçen armağanı aldım. Güzeldi. Aldıklarım benim yani. Bir 10'a bir 15'e mi ne aldım. Bağır çocuğum. Anlat anneciğim. Az daha bağır. İyiyim baba. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Kankasını buldum. Sırtınızla başlayalım. Tanıdığıyla sohbet muhabbet etti anneciğim. Nelere bakıyorsun şampiyon? Kazaklara bak, git bak. Mağazada yok bize göre. Mağazada yok bize göre. Niye? Yakası paçası ayrı oynuyor mağazadaki. Ha. Tabii annem şey olduğu için. Kara çarşaflı. Anneannenin yanından ayrılma. Bak şuradaki sivitler güzelmiş ha. Ay renkleri çok tatlı. Şöyle var. Tweetili. Böyle var. Ha, şöyle bir daha var tweetili. Valla güzel modeller var. Gençler burada. 30 liraymış. 30 yazıyor. Güzel kapşonlar var burada ya. Anne bak bunlar da şey böyle penye tunik tarzı. Ya bunları ben elbise niyetine de giyerim şunu ben de. Senin için şunlara bakabilirsin bak, yakasızlara. Uzun. Bak siyah var. Uzun da onların önleri yazılı yazılı. Sen senin de. Çeşi bunlar. Aa sen yaşlı mısın? Yaşlandık galiba. Aşk hoş yapma böyle şeyler. İyisin iyisin maşallah var. Bak şu çakısı.
O sana değil, ben kendime bakıyorum. Güzelmiş valla. Bunlar da 30 arkadaşlar. Neyse dolanırız. Hadi şuradan mı dolanalım? Nereden dolanırız? O araba seni yiyecek. Seçal 20 lira diyor. Bak babama göre varsa eşofman altı buradan bence alabilirsin. Üstte var, altta var gibi. Evet, babanda da vardı. Şurası seçal 20 liraymış. Bak. Çok güzelmiş. Adidas. Görüyorsunuz Adidas 20 lira. Ben burada pazarcılık yapayım. Elif'cim bak yerlere değer lütfen. Günah. Bak bedenlerine ya. Şöyle güzel şeyler var valla. Bakayım. Bak bu yakalar falan güzel bence. Değil mi? Bisiklet yakalar. 20 lira ne olacak ya? Deden için buldun mu sen? Ah yavrum benim ya. Valla ben armağan için bir alt üst bakayım buradan ha. Giysin alt üstü. Anne şu babama olmaz mı? Bak büyük bayağı bu. Büyük kızı o. Belinin lastiğini gevşetirsin altı olur onun babama. Baksana olur o babam anne. Aldım ben ona yeter. Allah Allah, hem adama bakıyor hem aldım ben ona diyor. Kendine bak o zaman. Pazarda 20 liralık şortelmenlerden, ha şortmanlardan armağana bir tane buldum aldım. Süpürgemi şeyi bitmişti, toz torbası, onu da buldum. Bir de geçen başlığı kırılmıştı. Onu da buldum aldım. Güzel oldu bu sefer pazara gelişim. Anneme de birkaç bir şey aldık. Artık onlara eve geçince bakarız. Çocuk için takım arıyoruz. Şimdi bir mağazaya gidip oradan takım bakacağız. Bulursak. Aa, Zeynep ablanın yeri burası mı? Bakalım bakalım. Bizim balıkları 50 kere temizlemişlerdir. Bizim balıkları diyorum 50 kere temizlemişlerdir. Pazardan dönüyoruz. Aldıklarım o kadar ağır geldi ki sonunda pazar arabası alabildim. Pazar arabası alacağım. Pazar arabası alacağım alacağım derken en sonunda aldım arkadaşlar. Şimdi şurada bir müzik evi var. Şuraya şu curayı sormam lazım. İçimde kalmadan, aklımda kalmadan bir soracağım. Bakalım biliyorlar mı nota mota bir şey. Bakacağız. Pazardan geldik arkadaşlar. Şimdi hemen bir çay operasyonu yapacağım. Beşte annem dediğim gibi göz doktoruna gideceği için gitmeden kadıncağız bir çay içsin kendine gelsin. Bir çay yapayım şimdi. Ondan sonra şu pazardan neler aldık, neler almadık bakalım. Vallahi pazar arabası aldım. Ben senelerdir o pazar arabasını istiyorum. Senelerdir de bir türlü fırsat olmadı. Ya pazardan arabayla dönüyoruz, normal arabayla. Ya da şey, Armağan'la ben gittiğimiz için ikimiz taşıyabiliyoruz falan. Armağan tek giderse o da taşıyor. Ama şimdi ben gittim. Anneme taşıtamam. Annemin canını zaten sağlam. Allah bismillah. Neyse işte. Ondan aldım. Tanıdık var benim orada. Züccaciyeci. Züccaciyeci yalnız cümleye bak. Söyleyince bir garip oluyor ama öyle yani. Şeyi öyle. Bu kaynasın. Dur şuradan çayı da koyalım. Pazardan çok bir şey almadım ama aldıklarımı ikişer kilo civarı falan aldığım için ağır oldu. O yüzden almak zorunda kaldım. Anneme taşıtamazdım bunların hepsini. Şimdi bizimkilere puding verdim. İçeride puding yiyorlar. Ben burada çay koyuyorum. Pudingim burada. Bir kaşık aldım. Acıkmışım. Annem şey aldı. Pazardan bulamadık. Şey. Ne o? Bu işte tanıdığının çocuğuna kıyafet. O da ben balıkları temizlettiğim yerden almaya giderken şey almış. A101'e girmişler. Orada
Çarşaf takımı mı dedin kız sen? Çarşaf takımıyla battaniye almışlar, göstereceğim şimdi. Gelelim pazardan aldıklarımıza. Şunu armağan aldım. Ben rengine bayıldım, desenine ve rengine. İnşallah armiyan da bayılır. Baksanıza ne kadar güzel deseni. Bir de şey bayağı güzel. İster, yani dışarıda çok rahat giyebilir, öyle söyleyeyim. Ama armağan derse ki bu bana küçük bedeni almazsa ben rahatlıkla seve seve giyerim yani. 20 lira. Evet, dikiş parası seva niyetine 20 liraya aldım. Kendime göre bulsam alırdım da bir en ufak buydu. Diğerlere hep X'ler, 3X'ler falan. Burada yeşillik. 2 tane roka, 1 tane tere, 1 tane maydanoz aldım. Dereotunu çok kullanmadığım için almadım. Domatesin kilosu ne kadar bile? Vallahi çözemedim şu an. Burada 5 liralık domates var yani, öyle söyleyeyim. Hatırlayamadım kilosunu. Şurada böyle bir tabak limon 4 liraydı. Böyle bir tabak limon aldım. Yarım kilo biber 4 liraydı. Burada da işte şey yaptırdım. Biraz sivriden, biraz o şeyden, Charleston mu deniyor? Ondan karıştırdım. Patates. Burada da 5 liralık patates var işte. Neydi bunun kilosu ne kadardı? Bunu da hatırlamıyorum bak şu an. Aa, vallahi hatırlamıyorum. Ama burada da 2,5 kilo falan bir patates var sanırım. Emin değilim ama 2-2,5 kilo var galiba. Şurada mandalin var. Bunun 2,5 kilosu 10 liraydı. Bak. Bunu hatırlıyorum. Mandalin aldım. Burada elma var. Burada da yine 5 liralık elma var. Burada da galiba kilosu 1,5 kilo civarı falan bir elma var. 1,5 kiloya yakın. Anneme şey aldık. Bir tane böyle kadifemsi bir kilit aldık. Aldırttım daha doğrusu kendime. Giysin diye. Bir tane şöyle kapşonlu uzun böyle fermuarlı bir ceket aldım. Aldırdım anneme giysin diye. Böyle yazın tişört giyer. Üstünü aldır anne. Hemen diye. İnce bir şey. Anne. Güzel de bir şey. Bu 50 idi. Efendim anneciğim. Bana ıslak mendil verir misin? Islak mendil masa ben dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Götür anneanne çıkarsın içinden, hepsi dökülmesin. Bir de şunu aldık böyle. Bu da tunik. Annem biliyorsunuz başörtülü. Böyle krem rengi. Tabii şu an pudra pembesi gibi görünüyor kamerada, niyeyse. Bu da 40 liraydı. Biri 41,50 idi. Bunların da ikisini 80 aldık. Ay, bütün parayı pazara döktük geldi. Ha, balık aldım. Sardalya yarım kilosu 25 liraydı. Hamsi istedim bu sefer ama hamsi de şey, dondurulmuş değil ama Urfa hamsi. Urfa ile hamsi ne alaka? O yüzden almadım arkadaşlar. Sardalya aldım. Onun da kilosu 25 liraydı. 30 liralık aldım. Şöyle işte annemin aldığı bebek battaniyesi şu. Hello Kitty'liymiş. Bu ve şunu toplamda 50 liraya almış. İkisini 50'ye almıştın değil mi? Şöyle bu da Hello Kitty'li nevresimi işte, yastık kılıfı ve yol şeyi, battaniye kılıfı işte. Aynen. Böyle bu ikisini o da almış. Bunları hediye paketi yapıp verecek sanırım köydeki tanıdığına. Böyle işte arkadaşlar, bunları aldık. Pazar arabasına 50 verdim. 30 da balığa verdim. 80 liraya selam aleyküm. 20 lira da armağana, 100 lira öyle gitti. Geri kalan da bir 100 falan gitti galiba, emin değilim. Ne aldığımı da hatırlamıyorum. Ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Çok fazla. O yüzden böyle gitti. Anneme bir tane de 20 liraya çanta aldık. Hafif bir çanta. Taşıdığı çanta ağır geliyormuş omzuna. O yüzden ona da o çantayı aldım. Ha, şunları aldım. Bak para nereye gitti diyorum. Güzel. Gittiği yer belli para. Şunu dedim ya. Benim süpürgenin markası şeyini hatırlamadığım için modelini. Toz torbam bitmişti. Toz torbası aldım. Beşliymiş. Bu 15 lira. Bir de süpürgemin benim tekerleğinin şurası bir tarafı kırıldı, diğer taraftan çıkıyor. O yüzden bunu da aldım. Bu da şey, hem şeylerde, parkelerde hem de fayanslarda güzel alıyormuş. Bir de bunun ikilisi vardı ama ikili de şuradaki hazne yoktu böyle. O böyle alt alta şu kırmızı yerden iki tane miydi neydi? O da 15 liraydı, bu 20 lira. Şöyle ikisini 35'e aldım. Burada ne var lan? Ha, bir de anneme şunu almıştık, bak bunu göstermeyeyim. Bu da bambu kumaş mıymış neymiş ne ımbır zımbırsa. Bu da 20 liraydı. Şöyle şurasında şey var. Bulmuşken anneme aldık, anneme hemen böyle kolay bulunmuyor. Hem beden küçük hem işte başörtü takıyor falan diye. Biraz zor oluyor anneme bir şeyler bulmak. Ondan bulmuşken
aldık. Böyle işte arkadaşlar. Balık aldığımıza göre akşamki menüyü anlamışsınızdır. Akşam menüde bol bol. Onları gene tavada güzelce yaparım. Yanına bir de temiz böyle salata, yeşillik. Çayı da yaparız şimdi. Annem de doktora gider gelir. Arman da gelmiş olur. Yemeğimizi de yeriz. Ben gideyim bir üstümü değiştireyim. Böyle terledim bunları taşımaktan falan. Pazar arabasını 50'ye aldım. Ama şey tanıdık olduğu için ben 50'ye aldım bu arada. Normalde 70'e mi 75'e mi ne satıyorlar onu. Kalın demirli bir pazar arabası. Lazımdı. Aldım artık ne yapayım. Böyle işte. O zaman yemek saatinde görüşürüz. Ben biraz dinleneyim. Belim ağrıyor. Üstümü değiştirdim. Balığımı yıkadım. Yeşilliklerimi yıkadım. Aha da buradalar. Çay içiyorum. Şu yaptığım çaydan azıcık içeyim. Annem bu arada doktordan geldi arkadaşlar. Göz numarası büyümüş. Yeni reçete yazmışlar yeni gözlük için. Bir de annem şey yaptırmak istiyor. Bu ne lens demiştin anne sen ona? O lensin adı neydi? Akıllı mercek, akıllı lens. Ha, akıllı mercek diye geçiyorum. Şey, akıllı lens diye. Gözlük kullanmana gerek kalmıyor. Göz ameliyatı oluyorsun. Göz merceğine yerleştirdikleri bir şey bu. İşte yakın, uzak, orta mesafeyi gözlük kullanmadan çok net şekilde görebiliyormuşsun. Hatta bu katarak ameliyatlarından sonra da takılıyormuş sanırım bu. Yani ameliyat esnasında. Onun fiyatını falan sormuş. Tabii bu gittiği benim Elis'i götürdüğüm hastane. Ata Sağlık. Ben orada doğum yaptıktan sonra bizim aile oraya şey oldu. Abone oldu resmen. Babam orada ameliyat oldu. Annem doktora oraya gidiyor. Babam doktora oraya gidiyor. Elis'i hala oraya götürüyoruz. Bir işimiz olduğunda biz de oraya gidiyoruz. Bildiğin Ata Sağlığı'nın abonesi olduk. Neyse işte iki tane lens varmış. Bir tanesi iki mercekli, bir tanesi üç mercekli. İki mercekli olan yakın mesafe ve uzak mesafeyi gösteriyormuş. Orta mesafeyi göstermemiş. Yani göstermemiş derken gözün alıştıktan sonra ortayı da net görebiliyormuşsun. Doktor öyle söylemiş. Uzak üç mercek olanda da yakın, orta, uzak üçünü birden görebiliyormuşsun. İşte iki mercekli olana altı bir göz için 12 bin lira fiyat vermişler. Üç mercekli olana 10 bir göz 20 bin lira fiyat vermişler arkadaşlar. Buradan yaptırmak isteyen varsa belki aranızda fiyat bilgisi olsun. İzmir'de Ata Sağlık'tan aldığım annemin fiyat bu. Armağan aradı. O gelecek. Daha doğrusu geldi. Ekmek siparişi vermiştim. Annem de ekmek alıp gelmiş. Artık bol bol ekmek yeriz. 4 gün 5 gün. Annemin getirdiği şu dilimli köy ekmeklerini. O evden getirdi. Armağan'a da ben ekmek aldığınca annemi getireceğini bilmiyordum çünkü. O da ekmek kola falan alacak. Şu pazardan aldıklarımı daha yerleştirmedim. Pazarda tam şurama bir ağrı saplandı. Şöyle dokununca acıyor. Herhalde o armağana eşofman altı bakarken şey oldu sanırım. Aniden şöyle eğildim mi artık ne olduysa. Orada girdi zaten ağrı o eşofman altına bakarken. Hatta üstünü falan da bakacaktım. Eğildikçe ağrı beni zorladıkça bakamadım. O pazar arabasını almanın sebebi de aslına bakarsanız o yani. Neyse işte armağana mısır unu söyledim. Mısır unu yani var ama bayatladığını düşünüyorum. Böyle tadının geleceğini düşünmediğim için. Şu kadar falan var da mısır unu da. Tazesiyle yapayım dedim. Balıklar bayağı taze çünkü. Her zamanki balıkçılarımdan aldım. O geldiğinde balığı pişirmeye başlayacağım. Çünkü Elis gidiyor geliyor balık yemek istiyorum. Gidiyor geliyor balık yemek istiyorum. En son çiğ balığı vereceğim eline. Al diyeceğim çocuğum ye. Dayından alışık olman lazım yani. Abimler orada sushi yiyor. Tadını da çok seviyor. Somondan yapılan sushi çok güzelmiş. Şöyle söyledi. Ama tadına bakmadığım ve hiç yemediğim için bir yorumda bulunamıyorum. Aha da kocam geldi. Hemen geliyorum. Geldi kapıyı açtım ve şortmanını verdim. Gitti onu denemeye denesin bakalım nasıl olacak. Siparişlerimi almış. Siparişim dışında kendini çiğdemini almış. Kola. Mısırım. Giysin bakalım merak ediyorum. Giydin mi? Armağan'a diyorum ya eşortmanı verdim de giydi mi? Bekleyelim bakalım giymiş mi giymemiş mi? Evet anlatmaya gerek yok. Giyersiniz 20 lira. Nike pazardan alın. 20 liraya Nike. Güzel oldu vallahi ben beğendim. Üstüne yeşil giymeyeydin daha iyiydi ama. Valla güzel oldu bak. Beğendim canım. Teşekkür ederim. Sağ ol.
20 liraya. Anlatmaya gerek yok. Bedava. Bir paket sigara parası işte. Ayhan'ın çorbası yaptım. Salatalarını yaptım. Çorba orada pişti. Şimdi balıklarım ikinci turu pişiyordu. Efendime söyleyeyim burada. Bir tek şu kadar balık kaldı işte. Bunu da pişireceğim. İlk turunu pişirdim. Mikrodalganın içine koydum soğumasın diye. Kapağını kapattım orada dursun sıcak diye. Öyle işte bir şey kalmadı. Burada böyle tere, marul, soğan bir salata yaptım. Brokalar burada ayrı. Bir de şöyle pul biberli, maydanozlu, soğan salatası yaptım. Bu kadar. Buraya da çorbalar koyduk mu bu iş tamamdır. 3 tane de. Şunlar el aşam var. Kolayı da alalım şuraya. Çorbalar giderken o da gitsin. Bunu da alalım. Bardakta çıkaralım. Şuram hala geçmedi. Acayip ağrıyor ya. Şunlar kola var. Yedi sanıma meyve suyu. Sofradan kalktık, mutfağı topladım. Daha doğrusu ben daha sofradan kalkmadan abimler aradı. Bir yaklaşık yarım saat onlarla konuştuk. Ben sofrayı toplarken telefonu Elif'le anneme teslim ettim. Onlar konuştu. Ben sofrayı topladıktan sonra da mutfakta bir yarım saat ben konuştum abimlerle. Onlarla konuşuyoruz derken ayrıca gelebildim. Mutfağı topladım, balık bulaşıklarını falan makineye attım. Annem evden darı getirmiş buzluktan. Şimdi onları kaynatacağım, onları yiyeceklermiş. Bu arada bunların hepsini yapana kadar saat 10 oldu. Şu an akşam 10. Şu darıları da kaynatayım. Hanımefendiler yesin. Şu dilimin şu boşluğuma girem ya, pazarda boşluğuma ağrı girdi demiştim. Aa, şöyle bile yapınca çok kötü bakıyor. Ne olduysa kesin ben ters bir hareket yaptım gençler. Bu onun suyu çok dolmuştu bu arada konuşurken. Kesin ters bir şey yaptım ben. Bu onun şeyi yani, başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Ay nasıl batıyor ama anlatamam ya. Böyle bir batma yok yani. Uzatayım darıya. Vallahi acayip batıyor ya. Geçeceğim içeri, uzanacağım. Uzanamadım. Yemekten sonra çay içtik işte. Abimlerle konuşurken burada çay yaptım dedi. Çay içtik şimdi. Onun bulaşıklarını getirdi. Çay bardaklarını falan. Getirmişken de darıyı gördüm. Annem getirmişti. Yiyeceğiniz mi, pişireyim mi dedim. Hiç hayır demediler maşallah. Anneanneli torunlu. Şimdi onu koydum düdük diye, bir 20-30 dakikaya olur herhalde. Onları da yerler. Artık bana da burada veda etmek düşer diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Vloga devam etmek isterdim ama şuram gerçekten çok şey batıyor. Ağrı da değil, bildiğiniz acı. O yüzden içeri gideceğim, biraz kıpırdamadan uzanacağım. Ben de biliyorsunuz uzandım mı küt gidebilirim her an. O yüzden şimdiden vlogun kapanışını yapayım dedim. Bugünlük bu yönden bedava benden. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın sabah Özkanlar pazarı açık gene. Pazartesi bit pazarı, pardon salı bit pazarı. Pazartesi annem geldi. Salı bit pazarı, çarşamba Bornova pazarı. Perşembe yani yarın öğlen 2'de annemin bileti var. Gidecek köye. Öğlen 2'ye kadar belki Özkanlar pazarına gitme olasılığı olabilir. Çünkü yarın tekstil, babam böyle eşofman falan alacakmış. O giderse, giderken bizi de kaldırırsa hep beraber mini bir pazar turu daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Belli de olmaz. Gidebiliriz, gitmeyebiliriz. Şimdi onun duyurusunu yapmış olayım. Spoiler vereyim burada. Bir sonraki vloga bakarsınız artık. Öyle işte arkadaşlar. Müsaadenizi istiyorum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.